Aslında mevcut oluşacak enflasyon, tahmin beklenen enflasyonun ne göre bakılırsa hayli düşük kalır asgari ücrete yapılan zamın yanında. Yani %55'lik fark var Temmuz'dan bu yana. O fark bakılırsa düşük kalır. Eğer işte %15-20 gibi bir rakam yapılırsa. Ama yani edinilen bizim kulağımıza da gelen bilgiler bunun çok daha üzerinde yapılacağı yönünde. Yani hani biz sıkça işte refah payı ya da seyyanen bir ödeme olur mu falan diye konuşuyoruz ama değil. Benim anladığım hani belki asgari ücrete yapılan son %55'lik zammın altında bir tutar ama yani oransal olarak altında olabilir ama ona yakın bir oran olacağı konusunda da Yani çeşitli %50'lere yakın bir rakam. Yani 50'ler değil ama ben 40'lar mertebesinde bir rakamın olabileceğini tahmin ediyorum. Yani tabii bu işte sendikalar sonuçta ilgili bakanlıklarla görüşüyor. Yani bu konularla ilgili taleplerini iletiyorlar. Bugün yani yeni kadroya geçeceklerle birlikte 5,5 milyona neredeyse yakın bir memur kesimi varken onların da hayatta ve alım gücü anlamında erdiklerini düşünürsek gelirlerinin ben hani burada onların da mağdur edeceğini sanmıyorum. Yani öyle bir bekçeyim yok. Sonuçta asgari ücrete yapılan zam tüm maaş ve ücretlerde etkisini gösterecek. Dolayısıyla öyle olduğu için yani memurda bir asgari ücret söz konusu olmasa bile o oran rakamlar söz konusu olmasa bile bu rakam hem onları etkileyecek çünkü hem de emeklileri. Burada kritik taraf biraz da emekliler olacak. Emekliler, Çünkü evet. evet. Buna da... Yani çünkü emeklilerin hepsi konuşuyoruz. Ek bir gelirleri yok. Yani büyük çoğunluğunun. Öyle olunca da tabii bu Sağlık giderleri %85'in de üzerine çok çıkmış fazla olan oluyor. enflasyon Evet. tabii ki etkilerini çok daha ağır hissediyor. O yüzden de ben bu konuda yani hükümetin elinden gelen en yüksek seviyeye ulaştıracağını düşünüyorum. %40'lar seviyesinde bekliyorum Yani dedin memurlar şöyle için değil mi? bu yönde konuşuluyor, bu yönde ifade ediliyor. Yoksa hani keşke daha üstte olsa ama bu yönde konuşuluyor. Burada bir refah payı görüyor musun peki? Onu da konuşalım. Yani sene Aslında ne başından beri asgari ücrette ne baktığımızda. asgari ücrette ne de yani bu zamların hiçbirisinde aslında yani önemli bir refah payı yok gibi Yok, değil görünüyor. mi? Fakat şunu unutmayalım. Bütün bunlar aslında enflasyona yakın sandı. Yani %85'e gelen enflasyonun çevresinde oranlar. Yani daha önce yapılan zamlarda baz aldığımız zaman. Ama hükümet diyor ki 2023 senesinde enflasyon 30'un altına inecek. Hatta 20'lere gelecek diyor. Dolayısıyla bu beklenti içerisinde hesabınızı yapın dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Buraya doğru %30'luk bir enflasyon patikasında olacaksak bunun üzerinde yapılacak olan zam yani en azından alım gücünün 2022 kadar erimediğini bir yıl yaşatır bize. Ama olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyoruz. Hem enflasyon Yani oranı açısından aslında hani o seviyeler yakalanacak mı yakalanmayacak mı? Bir de şundan tabii. bahsediyoruz biz. Bir de şey Sonuçta memurlar da düşük gelir grubuna giriyor. Ve Evet. emekliler ve asgari ücretliler. Ve biz hep ne diyoruz? Sonuçta hissedilen enflasyon bu tip gelir gruplarında Evet. %70-80'lerin çok çok Evet, daha geçen üzerinde. günlerde bir tablo paylaşmıştık. Emeklilerde %130, en düşük gelir grubunda %150'ye nazaran yani geliyor enflasyon etkisi. Yani 85 olarak açıklanan ya da gıda enflasyonu diye baktığımız 105 olan enflasyon rakamı aslında %150 olarak hissediliyor Bu en tam düşük gelir olarak da grubunda. bunu demek istiyorum. Yani Evet. satın alım gücünün aslında belki de yarı yarıya azaldığını izliyor olacağız bu zamdan sonra bile. Evet, maalesef. Yani dolayısıyla hani burada tabii dediğim gibi yani bir yandan da yapılan hesaplar var ve bütçe var. Sanırım bu kapsamda benim anladığım enflasyon düşüneceğine inanıyor hükümet ama ben hep diyorum yılı ikiye bölmek lazım. Yani seçim öncesindeki atmosferle seçim sonrasındaki atmosfer biri olmayabilir. O nedenle de memurların şöyle bir avantajı var. Haziran geldiğinde eğer enflasyon hesapları tutmadıysa yani hesaplar böyle olmadıysa bir fark alacaklar. Dolayısıyla avantajı bu. Burada mesela flu olan asgari ücretlinin durumu. Evet. Ama emin orada çünkü öyle bir kanun yok. Tamamen yani Yapıp işverenlerin yapılmayacağı ve bile tabii kesin değil işverenlerin ve zaten. yani işçi kesiminin karşılığı bir araya gelmesiyle oluyor. O yüzden hani orada benzer bir durum söz konusu değil. Ama ben yine de dediğim gibi yani en yapılabilecek en yüksek oranın olma ihtimali var. Diyorsun. Öyle Bir görünüyor. de tabii bunun bir de vergi bacağı da var, Tabii vergi var. boyutu da Onlar da var. Gelir düzenleme vergisinde olacak. de bir iyileştirme yine İnşallah. Çünkü o olabilir. gerçekten sadece asgari ücretli ya da en düşük gelir grubun değil, tüm çalışanları etkiliyor. Ve yani hani böyle dönemlerde biraz yani feragat edilebilir diye düşünüyorum bazı gelirlerden. Yani çünkü buradaki zaten aslında çalışan bu aldığı ücretle yani vergi ödemiyor değil. Tüm vergileri ödüyor. Yani Bütün dolaylı dolaylı yoldan vergileri ödüyor. demişsin Evet hatta. tabii ki Bütün ödüyor. Yani dolayısıyla alışverişlerinde. tabii KDV ödüyor, ÖTV ödüyor, ÖİB ödüyor, telefonla konuştuğunda vesaire yani üzerine düşeni yapıyor.
Üzerine düşeni geçen sene de yaptı. Mesela ekonomide büyümeye de katkı sağlıyor. Harcıyor. Yani aldığı parayı tutmuyor. Tutamıyor zaten. Yani tasarruf edemediği için harcıyor bir şekilde sonuna kadar. Anca yetiştiriyor zaten. Dolayısıyla ekonomiye katkısı da var. O zaman hani ekonomiye katkısı böyle var. Vergi olarak var. O zaman hani ödüllendirilebilir diye düşünüyorum. Vergi diliminin evet. de en azından değiştirilerek ya da evet. oranın azaltılması. Evet, oranın şekli. Azaltılması, matrahın yükseltilmesi yoluyla daha az vergi ödemelerine katkı sağlanabilir.